Kardeşim nasılsın iyi misin umarım iyisindir. Siftah benden bereket Allah'tan deyip türeve başlıyoruz. Öğretici güzel bir soruyla ÖSYM tipi grafik yorumu ve birçok şeyi konuşabileceğimizin türevin ana mantığına değineceğim güzel bir soruyla başlamak istedim. Daha fazla uzatmadan soruya geçelim can insan. Diyor ki f her noktada türevlenebilir bir fonksiyondur. Bu fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar. Yani demek ki x eksenini kesiyormuş. Tamam. A ve B olmak üzere tamam, f türev A çarpı f türev B büyük sıfırdan veriliyor. Buna göre A virgül B aralığında yani bize o A ile B aralığında f türev x'in sıfır olduğu şartı sağlayan kaç tane kök vardır diyor, en az diyor. Hmm. Yani diyor ki sana burada bu her noktada türevlenir. Yani türevin olmadığına dair bir problemin yok diyor. Ondan sonra diyor ki A ile B aralığında grafiğin yorumunu tahmin et. Ondan sonra onun türevinin olduğu yerlere bak. Şimdi arkadaşlar öncelikle türeve ilk defa giriyoruz. Ben size türevle ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Türev nedir? Türev. Şöyle şuraya yazayım diyeyim. Türev. Türev anlık değişimdir. Hani her şeyin bir ismi vardı ya Limit, limit, yaklaşım hesabıdır falan diye. Tamam. Şimdi türev bize ne ile ilgili bilgi verir? Eğim ile ilgili bilgi verir. Tamam. Şimdi eğim demişken şuraya dikkat çekmek istiyorum. Mesela şöyle bir şey versin tamam mı? Ve böyle desin. Şurayı silelim. Şöyle. Mesela bunun eğimi pozitiftir. Yani bu tarafa baktığı için tamam mı? Bunun eğimi Negatiftir. Tamam mı? Bu tarafa baktığı için. Hmm. Tamam. Şimdi bu yorumdan sonra bir şey daha söylemek istiyorum. Bir noktada türev. Her noktada türevlenebilir demiş. Değil mi burada? Şimdi türev olmaması için ne? Sivri noktalarda türev yoktur dostum. Mesela bir grafik düşün. Tamam mı? Burada nasıl geldiğini bilmiyorum. Geliyor. ve Şöyle bir grafik hareketi yaptı. Tamam mı? Bak bu sivri noktasında işte şey yoktur. E, türev yoktur. Mesela örnek veriyorum limitin olmadığı yerde süreklilik bunun şeyi var. Tüksel süperlik derler. İşte ilk limite bakacaksın. Yok, işte limit varsa süreklilik böyle bu şekilde. Şimdi limitin olmadığı yerde türev arayamazsın. Tamam mı? Bu şekilde gidecek. Tüksel süperlik derler. Ee, ona da bakabilirsin. Aynı şekilde mesela her limiti olan noktada türev olacak diye bir şey de yok. Tamam mı? Neyse biz bunları daha çok farklı sorularda değineceğiz. Biz şimdi sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki bana x eksenini kestiği noktalar. O zaman ben hemen bir x ekseni alayım. Tamam mı? Alıyorum. Tamam aldım. Şimdi diyor ki x eksenini kesen a ve b noktaları. Tamam bir a noktası alayım. Şimdi ben bu x eksenim sıfır yani y eksenimin burada burasında mı kalıyor? Negatif tarafta pozitif tarafta mı kalıyor? Bilmiyorum. O yüzden ben burada y ekseni mi oluşturmadım ya yani. böyle bir y ekseni almadım. Şimdi diyorum ki A tamam mı? ve B. Şimdi fonksiyonumun hareketini inceleyeceğim. Şuraları silebiliriz değil mi? Şu an kalsın. Şimdi diyor ki çarpımları pozitif çıkmış. Yani ya benim bu türevim artı, bu türevim artı ya bu türevim eksi ya bu türevim eksi. Şimdi artı artıysa yani benim grafiğimi şurada söyledim ya sana. Artıysa o zaman her ikisi ya bu tarafa doğru eğimleri olacak ya da her ikisinin bu tarafa doğru. Yani ya şu ihtimalle benim bir grafiğim olur. Buraya doğru alacağım için şöyle tamam mı? Ve şöyle. Çünkü niye? Eğimine baktığın zaman pozitif çıksın. Ya da ya da diğer ihtimalimizi de çizelim biz. Sıkıntı yaşamadan. Ya da şöyle bir ihtimal olabilir değil mi? Yine yazalım e, A'ları B'leri. Yine A A ve B değil mi? Ya da ne dedik? Negatif negatif olur. Yine negatif negatif olursa da bu şartı sağlayacak. Şu şartı sağlıyor. O zaman ya da buraya doğru ve buraya doğru olabilir. Tamam. Şimdi buraya doğru ve buraya doğru olursa. Şimdi burada şurada benim teğetime bakıyorum. Gördün mü? Pozitif mi? Bakıyorum pozitif. Ha, tamam. Şimdi bu pozitif Ondan sonra bunun bir şekilde tekrar pozitife gelmesi lazım burada. Nasıl olacak? E mecbur bu bir kere aşağı inecek. Böyle gelecek. Hocam bunu yapmadan önce şöyle yapabilir miydi? Şöyle yapıp yani tekrar buradan birleşebilir miydi? Ya da şöyle sivri bir hareketle yapamaz mıydı bunu? Dostum bunu yapamazdı. Çünkü bu noktada sivri uçta türev yok dedim sana az önce ondan dolayı. O zaman burada aşağı doğru inecek ve yukarıyla birleşecek. Tamam mı? Şimdi burayla birleştirdik. Tamam mı? Tamam. Ya böyle olabilir. Değil mi? Bak şimdi. En az bir yerden geçtiğini göstereceğim sana. Geldim. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Tekrar yukarı çıktım. Tekrar aşağı indim. Birleştirdim. Bak şimdi kaç tane yerde benim türevim sıfır. Bir. Çünkü eğimim sıfır. O yüzden türevim 0. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Ama bunun böyle olup 5 olur, 10 olur. Bunun garantisini veremiyorum. Ama en azı soruyor. Zaten bu tarz sorularda da en azı sorar. Geldim. Bir kere aşağı inip geri yukarı çıkacağı için bir kere o hareketi yapacak. O yüzden bir kere en az burada bir kere burada tamam mı? Çünkü buradan bükülecek ve bir kere burada en az iki yerde türevi sıfırdır diyebilirim. Ya da bura için. Değişen bir şey olmayacak ki. Yine buradan mı geldim? Ben yine buradan bir dik pik atamayacağıma göre değil mi? Gelirim, dönerim, geri dönerim. Bak ne oldu? Yine iki nokta. Bak en az iki nokta. Buradan gelirken böyle inip böyle inip böyle inip böyle inip böyle inip böyle, inip, böyle gelebilirdi. Yani gerek yok. Ama en az iki nokta burada. Hangi ihtimal olursa olsun iki noktada olacağından en az iki noktada kökü vardır diyorum. Umarım faydası olmuştur. Sadece türeve başlamış olmak için başlamak istemediğim için baya soru taradım. O yüzden türeve şimdi başlamış olduk. Türev 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 diyen hatta bir tane eleman türev mevsimi koymuş ismini. <laughs> Buradan da ona selam olsun. Türeve başladık. Allah utandırmasın. Herkese iyi çalışmalar. Kendinize çok iyi bakın can insanlar.